Neyse. Derya hala kalkmadı mı Sultan? Kaç saat oldu inmedi? Yok beyim, Derya erken çıktı sabah. Allah Allah. E nereye diye sormadın mı? Mezarlığa gideceğim dedi. Ben gidip bakayım istersen mezarlığa Kenan Baba. Ne dersin? Ne gerek var Taner? İlk defa mı gidiyor Derya mezarlığa? Çocuğunu okula bile götürmeyen adam. Bir kere de laf sokmadan duramazsın değil mi? Ha? Damla bu öğleden sonra geliyordu değil mi? İrfan gidiyor mu karşılamaya? Gidecek Kenan Baba. Uçuş numarasını da verdim, karşılayıp gelecek. İyi hadi bakalım, siz yapın kahvaltınızı. Ben de kalkayım artık. Aa, Yılmaz nereye kayboldu böyle? Gördün mü? Duasını edip usulcacık gidiverdi. Allah Allah. Ne var bunda kızım? İşi var demek ki. İyi de baba, yani insan yine de bir haber verir. Duamızı bölmek istememiştir kızım. Hadi artık biz de evimize gidelim, helvamızı kavuralım, konuya komşuya dağıtalım. Tamam, hadi. Dur, ver elini, ver. Yılmaz, hiç haber falan vermeden gitmişsin. Merak ettim. Ufak bir işim var. Onu halledeceğim şimdi. Tamam o zaman. Biz de şimdi annemlere gidiyoruz. Sen de vakitlice gelirsin, olur mu? Tamam, halledip geliyorum. Tamam canım, görüşürüz. Thank you.
zaman biz ne yapmışız? Nasıl düzelir bu hata? Deryacığım. Ah babam. Hoş geldin. Güzel kızımı göremeyince kahvaltıda. Ben de gideyim atölyesine göreyim dedim. İyi yaptın, gel otur. Öyle erkenden uyanınca mezarlığa gitmek istedim. İyi bakalım öyle olsun. Şunlara bak. Sen en ikonu fotoğrafçı oldun ne der ya? Bari çektiklerini görsek kızım. Böyle gösterecek bir şey yok baba. İnsan merak ediyor, niye sır gibi saklıyorsun? Yani oyalanıyorum, kafamı dağıtıyorum. Öyle diyorsan, öyle olsun. Damla da geliyor akşam. Kesin yani, eminsin. Yok yok, geliyor kesin. İyi. Aa, ben kendime kahve yaptım, sana da yapacağım. Tamam. Çok iyi oldu. Birazdan eve döneceğiz, tamam mı? Babacığım, bir dakika daha. Ama fazla yorma kendini, çok terlemişsin. Dikkatli oyna. Hoş geldin oğlum. Geç otur, dinlen. Elif de sana bir helva getirsin. Elif. Allah kabul etsin anneciğim, ben şimdi almayayım. Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Yılmaz, hayırdır oğlum? Keyfin yok gibi. Yok, iyiyim. Bir şeyim yok anneciğim, iyiyim, iyiyim. Yorulmuşsundur koşuşturmaktan. Halledebildin mi işlerini? Hallettim, hallettim. Bitirdim hepsini. İyiyim. Elif, hadi biz dönelim. Geç olmadan gidelim artık. Aa, yemeğe kalsaydınız bari. Başka zaman anneciğim. Şimdi Fener'de yapılacak çok işim var. Geç kalmayalım biz. Tamam. Hadi. Tamam, ben toparlanayım, geliyorum. Hadi gidelim. Ben de geleyim. Umut, hadi oğlum gel, gidiyoruz. Yani 5 dakikada. Hadi hadi, 5 dakikada oldu, gidiyoruz. Ben gitmek istemiyorum ama. Anneciğim ne oldu, neden böyle yapıyorsun? Burada arkadaş var, hadi çocuk. Ben gitmek istemiyorum ama. Eli. Ya birkaç gün burada kalsın be kızım. Yok, yok olmaz anne. Ben Umut'u bırakamam biliyorsun. Anneciğim, bak sonra tekrar geliriz anneanneye. Sen şimdi üzülme lütfen. Of, ne olur burada kal. Seninle güzel oynuyordum ama. Yok, yok olmaz. Hadi, hadi bakalım. Hadi kızım, güle güle. Görüşürüz anne. Güle güle oğlum, güle güle. Ver bakayım elini. Acıyor mu Derya? Yok Taner, iyiyim, tamam. Sude,
Sana kaç kere söyledim bu oyuncaklarını ortalıkta bırakma diye? He? Taner niye bağırıyorsun? Bilerek mi bıraktı çocuk? Taner tamam, ne bağırıyorsun, abartma. Derya Hanım iyisiniz ya. Bir de iyi misiniz diye soruyorsun. Bütün oyuncaklar ortalığa saçılmış. Taner tamam. Ah. Yüzüme bakma hala. Topla oyuncakları hemen. Tamam Taner Bey. Sudem. Teyzem korkma. Yok bir şey. Benim kocam... benim kardeşim aşık. Anne. Dağ tepe düz ova aşmış, yazın yürümüş, güzün yürümüş, bir ay durup dinlenmeden yürümüş. Bir de dönüp bakmış ki arkasına, bir arpa boyu yol bile almamış. Bir akşam da eve döner dönmez annesine, anne demiş, gidip bu dev anasını bulacağım, hakkından geleceğim. Benim adım da Ateş Tanrılık demiş. Kadıncağız, oğlum acaba benim delirdi mi diye şaşkın şaşkın bakınırken Ateş Tanrılık, gidip bulacağım dev anasını der dururmuş. Bari git de ne halim varsa gör. Diller dökmüş. Uyudu mu hemen? Masalı gene kendim okudum. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Aç değilim, hiç aç değilim. Yılmaz. Ya baksana, koca adam oldu bizimki. Ya görüyorsun, aklı da eriyor artık. Çocuk doğal olarak arkadaş arkadaş diye tutturuyor yani. Yani diyorum ki, buralar... bize birazcık dar geliyor sanki. Sen ne düşünüyorsun? Bak ben her şeyin farkındayım. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi aceleye gerek yok. Tamam mı? Ben Fener'e çıkıyorum. Ya vallahi itiraf ediyorum, en çok şu kalabalık sofralarımızı özlemişim. Ama artık merak etmeyin, daha sık sık geleceğim. Daha sık geleceğim ne demek kızım? Okulun bitti, artık zaten buradasın. Senin kafanda başka planlar var gibi. Benim kafamda daima yedek plan olur sevgili ablacığım. O planların patladığı zamanları hatırlıyorum ben. İnşallah bu sefer iyi düşünmüşsündür. Bence bu akşamın konusu bu değil. Hem Damla da yeni geldi. Senin bileğin ne durumda Derya? Bir doktora falan mı gitseydik? Yok canım, ne doktor? Yarına bir şeyim kalmaz. Ne oldu bileğine? Ya bir şey olmadı baba. Öyle burkuldu, geçer. Hay Allah. Zorlama bildiğimi. E bu kadar zayıflarsan olacağı bu. Oho. Sen ablanı bir görsen. Her gün elinde fotoğraf makinesi bütün kasabayı dolaşıyor. Baya baya fotoğrafçı oldu. Hadi canım. Nasıl fotoğraflar, anlatsana. Ya bence biz bu konuyu çok uzatmayalım. Kendi hallerinde fotoğraflar. Abla sen de niye göstermiyorsun? Seni de hiç anlamıyorum. Ya burada kala kala kasaba korkaklığı sarmış seni bakıyorum. E döndüğüne göre çok şanslıyız o halde. O ne demek baba? E kızım dediğin gibi işte. Şu kasabalı hayatımıza ancak senin gibi İstanbul havası almış biri vizyon katar da ondan. Thank you.
Açsana şunu. Çalışmıyor, görmüyor musun? Marş basmıyor. Akü bitti galiba. Susun! Hamdi'yi arıyorum, tekneyi alıp gelsin. Bunlar ne olacak? Burada bırakamayız, ölürler. Gelecek tekneyi bize almaz. Bunlarla beraber mi gebermek istiyorsun aptal? Hamdi! Rota veriyorum, acil gel bizi al. Hiçbir şey bilmiyorum, çabuk! Susun! Sus! Ne yapıyorsun hadi? Sen karışma lan, sus! Denemeye devam et, çalış lan şunu! Uğraşıyorum. Nerede kaldın Hamdi? Hızlı hızlı, acil! Kim lan bu? Bu bizim tekne olamaz. Kimsin? Ne oluyor lan? Kimse yok burada. Birini görüyor musun? Görmüyorum kimseyi. Tekne boş. Ben tanışıyorum lan! Abi dur, tekne geldi. Hadi kaçıyoruz abi, hadi. Hava ne kadar güzel değil mi? İyi ki dönmüş müsün? Bahçenin tadını çıkarayım dedim. Evimi özlemişim. Okulunu bitirdin, evine döndün. Önce şöyle güzel bir tatil yaparsın ablanlarla. Ondan sonra da otelde işe başlarsın. Ama baba, benim planlarım arasında buraya dönmek falan yok. Ne demek yok? Baba, ben İstanbul'da kafe açmaya karar verdim. Bak sen. Karar verdin yani, bana sormadan, öyle mi? Yani? Bana bak Damla. Benim için her şey son derece net. Unut bu boş hayalleri, kafe falan açmıyorsun. Hele İstanbul'a zinhar dönmüyorsun. Ama baba... Sen bu okulu boşuna mı okudun kızım? Otelin başına geçeceksin, o kadar.
Anne neden konuşmuyor? Çok teşekkür. Hayat kurtardı. Neden böyle tehlikeli bir işe kalkıştınız? Annesine götürüyor. Hepsi onun için. Ay bu top senin olsun. Eve götürebilirsin. Amirim iyi geceler. Hayırdır? Kenan Bey kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Az önce sahil güvenlikten haber geldi. Sizin limana kayıtlı teknelerden biri mülteci taşırken batma tehlikesi geçirmiş. Anlamadım. Ne olmuş? Mülteci mi taşıyormuş? Bize kayıtlı teknelerden biri. Evet Kenan Bey. Tamam. Ben hemen ilgilenip dönüyorum. Bize kayıtlı teknelerden biri mülteci taşırken yakalanmış. Nasıl yani? Ne yaparken yakalanmış? Duymuyor musun oğlum? Mülteci taşırken yakalanmış, mülteci! Kenan baba, müsaade et ben detaylarını öğreneyim. Kesin bir hata vardır. Bir dakika müsaade et. İfadeleri aldık. Yarın da bir ara uğrarsın karakola ifade vermek için. Bu kadar çok insanın hayatını kurtardığın için teşekkürler. Peki. Çavuşum. Sabah geleceğim. Haydi arkadaşlar, iskeleye gidiyoruz. Ne demek oğlum hurdaymış, kullanılmıyormuş? Bu tekne bize kayıtlı mı değil mi? Kenan baba bize kayıtlı da çalınmış olabilir. Ya sen ne diyorsun oğlum çalınmış olabilir falan? Attırma tepemin tasını. Git çabuk bana ne olduğunu öğren. Oldunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Tek başınıza onca insan kurtardınız. Zor olmadı mı? Yılmaz Bey, bir şey yapalım. Yılmaz Bey, sağ olun. Arkadaşlar, lütfen karakolunu boşaltın. Yılmaz Bey, Kenan Akar ben. Buralıyımdır. Hepimiz size müteşekkiriz. Vaktiniz varsa size bir kahve ikram etmek isterim. Yılmaz Bey, sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir husus var. Yılmaz Bey, duymuşsunuzdur bu mültecileri taşıyan tekne benim limanıma kayıtlı çıktı. Çalınmış. Nasıl çalındığına, o zavallılara nasıl tahsis edildiğine dair en ufak bir fikrim bile yok. Ama bu olay limanın işletmesinde çok ciddi aksaklıklar olduğunu gösterdi tabii bize. Yani anlayacağınız çok kötü bir olayla boyumuzun ölçüsünü aldık. Ben lafı uzatmayı seven bir adam değilim. Size bir teklifim var. Eğer siz de kabul ederseniz bizim limanı sizin gibi güvenilir birine emanet etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama benim mevcutta bir işim var. Ben Fener'in bekçisiyim. Biliyorum. Yılmaz Bey, biliyorum. Hakkınızda küçük bir de araştırma yaptım. Emekli asker olduğunuzu da öğrendim. Yani benim için biçilmiş kaftansınız. Evet. Hemen cevap vermeyin. Düşünün biraz. Eminim siz de iyi bir teklif olduğunu göreceksiniz. Gel kızım. Thank you.
Sağ ol. Salih, sen salak mısın oğlum? Vallahi beyim, sen ne dediysen ben onu... Başlatma lan beyinden! İnsanları çürük tekneye bindirmişsin lan. Ha? Cümle alemin dikkatini üstümüze çektik, diyorum sana. Vallahi beyim, bak şimdi ben ne... Salih! Mevzu Kenan Baba'ya kadar gitti, biliyorsun değil mi? Ha? Bu mallar ne olacak abi? Salih, yemin ederim seni gebertirim. Ben sana ne anlatıyorum? Sen hala neyin derdindesin? Ortalık biraz yatışsın. Yolumuza bakacağız Salih. Tamam abi, tamam. Tabii miyim? Ne, sen nasıl istersen, istersen öyle olsun. Sultan bu ne? İstediğiniz omlet. Ben sana patatesleri küp küp doğra dedim. Bu ne rendeleyip getirmişsin? Böyle isteseydim röşte istiyorum derdim. Yanlış anlamışım Dilek Hanım. Tekrarını yapayım hemen. Ay yok, iştahım kaçtı. Abi bir saattir bir İspanyol omletini beceremediniz ya. Bana bir espresso getir. Espresso? Sultan sade bir Türk kahvesi yap. Peki. Zaten sinirim bozuk. Taner Efendi. Ben bir fırsatını bulup bu işi çözeceğim. Bak görsen. İspanyol omletiymiş. Bildiğin patatesli yumurta bu. Ne oldu abla? Sanırsın İspanyol kraliçesi hanımefendi. Ay bunu da mı beğenmedi? Yok. Böyle küp küp olacakmış. Kendi dediydi ince ince doğrayın diye. Evet. Yoksa rüştü yap derdim diyor. Rüştü ne kız? Ne bileyim. Damla ve Derya gibi olamaz tabii. Ne yapsın? Sütü bozuk bunun. O ne demek be abla? Bak şimdi. Bunun anasıyla diğer kızların anası bir değil demek. Sahi mi? E ben bunu hiç bilmiyordum. Bunun anası burada çalışırdı. Aa. Daha o zamanki şoförün yeğeniydi. Ama Allah var, çok güzel kızdı. Tam bir Çerkez güzeliydi. Ne oldu kıza? Kenan Bey genç tabii o zamanlar, kan kaynıyor. Anladın işte canım, mercimek fırına verildi. Bir de kız hamile kaldı. Koskoca Kenan Bey'in bir yanaşmayı kurnatıp evlenecek hali yok elbet. Sonra ne oldu? Kenan Bey'in babası kız doğum yaptıktan sonra çocuğu aldı. Kadına da yol verdi. Duyduk çok ağlamış, perişan olmuş. Para bana vermişler de susmuş. Vallahi öyle diyorlar, bilemeyiz. Vah vah. Ben anladım bunun niye böyle huysuz olduğunu. İstenmeyen gelinin kızı neticede. O istenmeyen gelin olsa ne isterdi ki? Resmen sürdüler ayol kızı, yok ettiler. Ama sonra Kenan Bey'in eşi Yıldız Hanım kendi kızı gibi baktı buna. Öyle klastı o. Ah ah. Allah gani gani rahmet eylesin. Ay dur, ben şunu kahvesini yapayım da gene bağırmasın. Yap yap. Dün akşam Damla ile konuşmuşsunuz. Ya. Evet. Konuştuk. Ne oldu? Gelip beni sana mı şikayet etti? Baba bak, anlıyorum. Damla'nın artık yanında olmasını istiyorsun ama... Kızım, bu yanımda olsun meselesi falan değil ki. Ya ben kardeşini fazla başı boş bırakmışım. Kendi başına bir sürü karar almış. İstanbul'da kafe açma sevdasından bahsetti mi sana? İnsanların hayallerinin, hedeflerinin olması sana niye tuhaf geliyor? İlla herkes senin uygun gördüğün şekilde yaşamak zorunda mı baba? Ne alakası var kızım? Hiç boşuna uzatmayalım Derya'cığım. Ben zaten son sözümü söyledim. Kızım! Sen eğer benden buraya evlenmek için izin istemeye geldiysen... ben o izni vermiyorum. Sen ve torunum benim kanımsınız. Canımsınız, başımın üstüne yeriniz var ama o adam bu kapıdan içeri giremez. Ya ben neleri kabul ettim? Neleri affettim baba? Sen de kabul edeceksin.
böyle tartışarak falan bir yere varamazsınız. Ve bu sefer alttan alması gereken taraf sensin. Damla ile bir şekilde orta yolu bulacaksın baba. Bunu benim için yapacaksın baba. Müsaadenle. Neden böyle tehlikeli bir işe kalkıştınız? Hepsi onun için. Of, ne oldu burada kalsam ne güzel oynuyordum ama. Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Seni dinlerim. Öncelikle bana olan güveniniz için size teşekkür ederim. Bu güveni boşa çıkartmayacağım. İşi kabul ettiğini mi anlamalıyım? Evet. Sana teşekkür ederim Yılmaz, beni yanıltmadığın için. Hayırlı olsun. Yani anlayacaksın, Kenan Akar ben ne dersem o olacak diyor, başka da bir şey demiyor. Damlacığım, bak gel şu konuya biraz ara verelim. Sen sakin ol. Ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Güzelce hasret giderelim, ha? Olur mu? Peki. Hay Allah ya, kahvem bitmiş. Ben iki dakika bakkala uğrarım, tamam mı? Bir kahve alayım. Tamam, hadi. Vay vay vay. Derya baya baya fotoğrafçı olmuş sayın seyirciler. Alt tarafın fotoğraflarına bakıyorum. Dünyanın gizli formülünü çalıyorum sancak. Ha, utanmadan bir de benimle dalga geçiyorsun ha? Of be Derya. Şu yaşan ölü kafasından kendini bir kurtaramadın ya. Yazık. Bana bak. Sen bana akıl vereceğin önce kendine çeki düzen ver hanımefendi. Aklın bir karış havada. Ne zaman büyüyeceksin sen Damla? Ne zaman büyüyeceksin? Ya sakın. Sakın Damla. Damla artık şu telefonun sesini kısar mısın lütfen?
Ne yapıyormuş bakayım benim güzel kızlarım? Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Burada olacağınızı tahmin ettim. Bakıyorum abla kardeş bayağı bir hasret gideriyorsunuz. Ya baba ne demezsin? Canım kızım benim. Ne demek istedin sen şimdi? Baba ya kusura bakma ama ben burada yapamayacağım. Gücenmece falan yok. Bir iki hafta kalıp İstanbul'a döneceğim. Ya. Damlacığım biz bu konuyu dün gece konuştuk sen. Ama baba. Dinle bil lafımı kesme hayatım. Seninle şöyle bir orta yolda buluşmayı öneriyorum. Burada bir süre dene. Bak bakalım nasıl gidiyor. Ama gerçekten elinden gelen çabayı sarf edeceksin, tamam mı? Sonrasında eğer olmuyorsa, hala mutsuzsan, ben de sana dilediğin desteği vereceğim. Ne kadar süre bu? Bir 6 ay kadar dene. 3 ay o zaman. Anlaştık mı? 3 ay. Babacığım. Gidiyordu kızım. Bir tanesi. O zaman ben kahveleri yapayım. Yap bakalım. Gel. Beni çarpmışsın Kenan baba. Gel Taner gel. Gel otur şöyle. Limanla ilgili bir konuşmak istiyorum ben seninle. Hayırdır Kenan baba? Ben bugün Yılmaz'la görüştüm Taner. Yılmaz? Mültecileri kurtaran var ya şu Fener'in bekçisi. Ha. Limanın yönetimini ona teklif ettim. Yarın işe başlayacak. Nasıl yani? Anlaştınız bitti mi? Anlaştık. Kenan baba, böyle bir değişikliğe gerek var mı? Hiç tanımadığımız birine böyle bir mesuliyet vermek. Doğru. Ama adam dürüst. Akıllı. Cesur. Dahası eski asker. Disiplinlidir. Limanı çekip çevirebilecek kapasitede. Zaten senin başında da bir sürü iş var evladım. Kenan baba bak mesele tek neyse ben o işi hallettim. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. O iş artık savcılıkta. Ama bizim de kusurumuz büyük. Hırsızlık falan. Değil mi? Görüyorsun işte. Liman çok vakit isteyen bir yer. Bırakalım düzene soksun, disipline etsin. Kenan baba ben bu adamı gördüm. Ve hiç gözüm tutmadı. Nerede gördün? Televizyonda gördüm Kenan baba. Hani böyle ünlü olması... Yok, yok. Alakası yok. Ben kararımı verdim Taner. Senden istediğim işe alışana kadar Yılmaz'a yardımcı olman. Zaten çabuk kavrayacaktır. Tamam mı? Sen kararını verdiysen tamamdır Kenan baba. Ben de elimden gelen yardımı yaparım. Güzel. Geldik oğlum. Ay Yılmaz evet yani Nuh dedim peygamber demedin. Söylemeyecek misin artık nereye gittiğimizi? Tamam işte geldik buyurun. Ne? Kime geldik anlamadım. Bize geldik. Nasıl? Nasıl? Gerçekten mi? Evet. İşte artık burası bizim yeni evimiz. Bundan sonra burada yaşayacağız. İnanmıyorum. Gel, gel. Anneciğim, bak gördün mü babam bize ne kadar büyük bir sürpriz yaptı. Hadi geçin bakalım içeri. Hadi gel, gel evimize bakalım.
var? Beni niye beklemiyorsun? Bak çantanı da takmamışsın. Gel bakalım. Evet. Tamam, topunu da al bakalım. Yılmaz, ya bu bana birazcık ağır geldi de sen taşıyabilir misin? Hadi, hadi gidiyoruz, gel. Hadi bakalım. Mafya'ya mi gidiyorsun? Yok oğlum. Fener artık yok. Limana gidiyorum. Ama neden? Babanın yeni işi artık burada. Limanda. Liman ne demek? Liman? Gemilerin yanaştığı yer demek. Akşam uzun uzun anlatırım sana, tamam mı? Yılmaz'cığım, Arda'ya da selam söyle. Yeni müdürüne iyi baksın. Tamam, söylerim. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi kendinize iyi bakın. İşte odanız da burası Yılmaz Bey. Hayırlı olsun. Anahtar da bu. Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Yılmaz abi, hoş geldin, hayırlı olsun. Hoş bulduk. Eyvallah. Ablanın selamı var. Aleyküm selam abi, sağ olsun. Şimdi Yılmaz abi, bunlar senin incelemen gereken evraklar. Şu dışarıdaki araç sana tahsis edildi. Bu da anahtarın. Ben müsaadenle kaçıyorum, çok iş var abi. Sana kolay gelsin. Tekrardan hoş geldin. Tamam, sağ ol. Bir şey lazım olursa çağırırım seni. Her zaman. Bombayı patlatıyorum. Derya'yı fotoğraf sergisi açmaya ikna ettim desem? Sen ne diyorsun? Kızım benim. Çok sevindim. Ya sen nasıl becerdin bu işi bakayım? Değişik ikna yöntemlerimi kamuoyuna paylaşmıyorum baba. Biliyorum, çok gereksiz sert çıktım. Kalbini kırdım, özür dilerim Damla. Tamam ama bir şartla. İnan hiç şakası yok. Hayır da bir cevap olarak kabul etmiyorum ona göre. Neymiş o Damla? Hani ben şimdi bir süre Köyceğiz'de kalacağım ya. Buna bir hareket katmaya ne dersin? Yani? Yani der ya. O herkesten sakladığım fotoğraflardan bir sergi açacağız. Damla! Vallahi yok dersen çeker giderim İstanbul'a. Ne senin duygu sömürünün ne de babamın para vermem diye korkutmasını dinlerim ona göre. Karar senin. Hem üzümü niye bağını sorma demiş atalarımız. Vallahi aferin benim kızıma. Gördün mü bak okulu bitirmek nasıl yaramış sana.
Sen hiçbirimizin yapamadığı şeyi başardın. Bravo. Aferin kızım. Damlacığım, sen bu işin altından kalkabileceksin değil mi? Sonra rezil olmayalım bütün kasabaya. Vallahi ablacığım, Sultan ablayla aile yemeklerimizi nasıl organize ediyorsan aynı şey gibi düşün. Tasalanma yani sen. Damlacığım, sen de ablanı hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ablan hiçbir fikri olmadığı konularda bile yorum yapmayı çok sever, biliyor musun? Ne komik. Vallahi Taner'cim, sen de olmasan şu masada yüzümüz gülmeyecek. Ben komiklik yapmıyorum. Gerçektir. Tamam, yeter. Ne çok uzatıyorsunuz ya. Limanda bir sürü işim var. Afiyet olsun size. Baba, ben de gelebilir miyim? Ya ne zamandır şu balıkçı barınakların fotoğrafını çekmek istiyorum. Gel kızım. Tamam. Afiyet olsun. Görüşürüz. Şu Taner'le Dilek'in bitmek bilmeyen gerginlikleri beni çok rahatsız ediyor artık. Şaka maka bayağı eşyanız varmış sizin ha Elif. E olacak da ben niye şaşırıyorsun ki? Ne bileyim ben kızım. Fener'deki ev küçüktü ya. Bunca eşya nereden çıktı şaştım. Elif, biz ne zaman yuvaya gideceğiz? E artık çıkmamız lazım ama. E siz gidin. Ben hallederim. E bir şey yok ki burada kızım. Yani sana da zahmet olacak böyle. Allah Allah. Delinin zoru da var. Kızım. Yamacıma gelsen de elim üstünde olsa diye ettiğim dualar kabul olmuş benim. Başka ne isterim ki ben? Hadi deli. Ben Umut'u giydireyim, sonra çıkalım. Tamam, hadi. Kerem Bey, hoş geldiniz. Rahatsız ol benim, rahatsız ol. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Yok, almayayım şimdi. Bir uğrayıp hayırlı olsun demek istedim. Eksik olmayın. Biz de başladık. Yavaş yavaş yeni bir sistem oturtuyorum. Eşimin erkek kardeşi de burada, limanda çalışıyor. O da işi anlamamda bana yardımcı oluyor, sağ olsun. Evet. Bu mülteci meselesi benim canımı çok sıktı Yılmaz. Buradaki işleyişle ilgili ciddi kaygılar duymama sebep oldu, biliyorsun zaten. Biliyorum. Kaygılanmakta haklısınız. Eğer istediğim disiplini sağlayamazsam eski düzen geri döner. Artık en doğrusu neyse sen yapacaksın. Ben kararlarını sorgulayacağım birini, işlerimi başına geçirmem. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Teşekkür ederim. Bu arada gelmişken sormak istediğim bir iki soru var size. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Erel'cim gel. Ne oldu, çabuk bitmiş işin? Ya mal sevkiyatı mı ne varmış dedim, hiç ayaklarının altında dolaşmayayım. Başka bir zaman gelip çekerim fotoğraf. Hey artık. Seni kızımla tanıştırayım Yılmaz. Derya. Merhaba. Derya. Ayol ne diyeyim Elif? İşte iki tane yuva var bizim buralarda. En iyisi bu diyorlar. Şş, bana bak, hem baksana bütün köy öceği sosyetesi çocuklarının da hepsi burada. Ay yalnız Öznur. Ya baksana ne kadar mutlu. Ay kıyamam ya. Kusura bakmayın Elif Hanım.
Bu belgeler sizde kalacak. İlk ödemenin de kontu da ekti. Tamamdır. O zaman konuştuğumuz gibi yarın başlıyoruz. Tabii tabii. Yarın bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. Umut, oğlum hadi gidiyoruz. Anne ya daha değil. Neyi de saldın? Anneciğim. Ama yarından sonra her gün geleceksin buraya zaten. Bak şimdi gideceğiz. Sana güzel güzel kıyafetler alacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi gel. Kurban olurum sana. Hadi. 3, 2, 1. Seni de yeterince meşgul ettik Yılmaz. Bir şey olursa konuşuruz artık yine. Aklıma takılan bazı sorular var. Onları konuşmak için randevu talep edeceğim sizden. Olur olur. Ne zaman istersen. Hayırlı olsun. Sağ ol. Gidiyoruz kızım. Deryacığım. Gidiyoruz kızım. Pardon baba, dalmışım. Tekrardan hayırlı olsun, kolay gelsin. Kenan Bey'in kızı değil mi o giden? O kızın da başına neler geldi bir bilsen. Bunun kocasıyla el kadar bebeği denizde kayboldu. Ortalık birbirine girdi. Aramadıkları delik kalmadı. Kızcağız aylarca Mecnun gibi dolaştı ortalıkta. Peki ne işleri vardı denizde? İşte orası biraz karışık. Bunun kocasıyla el kadar bebeği denizde kayboldu. Ortalık birbirine girdi. Aramadıkları delik kalmadı. O gece denizde de bir fırtına var. İşte ondan sonra bunlardan bir daha haber olmuyor. İşte ondan sonra bunlardan bir daha haber olmuyor. Kızcağız aylarca Mecnun gibi dolaşıyor. Ben çıkıyorum. Peki efendim. Deliler gibi arıyorsa bebeğini. Derya Hanım, üzülmeyin. Oğlunuz sağlıklı ve güvende. Elif. Baba. Hastasın oğlum benim. Koş bakalım. Baba. Yeni yuvaya başlıyorum. Büyüdüm ben artık. Tabii tabii. Büyüdün oğlum. Kocaman adam oldun sen. Annen nerede? Uzakta. Bu ne? Bu... Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Babası bugün Umut'u çok özlemiş galiba. Evet. Ne yaptınız, hallettiniz mi işlerinizi? Evet evet hallettik. Benim aslan oğlum yarın okula başlıyor. Baba yeni spor ayakkabı aldık, göstereyim mi? Hadi bakalım göster. Elif. Ya Yılmaz, Yılmaz yuvadaki çocukları görünce nasıl sevindi bir bilsen. Babak. Oo çok güzel.
Harika ayakkabılar. Hadi güle güle kullan. Al bakalım. Baba her topa en hemşerde ne olur? Aa, anne top hava karardı. Yo yo yo. İyi fikir. Tamam hadi sen çık. Ben de üstümü değiştirip geliyorum. Anneciğim, tamam, tamam korkma. Korkma, bir şey olmayacak. Hiç canın acımayacak, tamam mı? Hiçbir şey hissetmeyeceksin, canın yanmayacak. Hı hı. Doktor bey, ya acaba ilk önce tomografi mi çektirseydik? Hanımefendi, tomografiye gerek yok. Sakin ol. Bir ufak dikiş atacağım, iz bile kalmayacak. İyi de olur mu canım öyle şey? Yani bir baksaydınız en azından. Belki de çocuğa bir şey oldu Yılmaz. Tamam, sakin ol. Sakin ol, bir şey olmayacak. Bir sakin ol. Biliyor musun? Küçükken benim de başım aynı bu şekilde yarılmıştı. Sen de taba basıp mı düştün yani? Evet, hazır mıyız Umut'cum? Baba için elimi bırakma tamam mı? Hiç merak etme. Bırakmayacağım. Başlıyorum Umut. Canın yanmayacak. Merak etme. Doktor bey yavaş. Benim oğlum okula mı başlıyormuş? Ya heyecanlı mısın? Hı? Evet. Ya ben de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım şimdi sen bunları topla. Birazdan çıkacağız. Ya yarın başlarsın okula. Bugün gitmeyiver dedim ama inat etti. İlla gideceğim diyor. Ne yapsın çocuk? Dün akşam okulu sayıkladı. Normal. Vallahi dün gece ömrümden ömür gitti benim. Neyse ucuz atlattık. Ama yani o kadar da abartmamak lazım. Erkek çocuk sonuçta. Bir duşa kalkıp uyuyacak. Yok yok öyle deme. Allah korusun benim oğlumun başına bir şey gelirse ben yaşayamam Yılmaz. Bir dakika bile düşünmem kıyarım canıma. O ne demek Elif? Allah korusun. Saçma sapan konuşma. Yani annen oğlunu kaybettiğinde canına mı kıydı? Orasını karıştırma şimdi. Hem ben başka, annem başka. Allah bana oğlumsuz bir gün bile yaşatmasın. Allah korusun. Anne, sence kaç tane arkadaşım olacak? Bir sürü olacak anneciğim, bir sürü olacak. Ben sadece erkeklerle arkadaş olacağım. Kızlar futbol oynamıyor. Bak sen, benim aslan oğlum büyümüş de okula gitmeden kararlar mı verirmiş? Hadi bakalım. Hadi öp babayı ondan sonra çıkalım. Hadi. Gel. Gel bakalım gel. Bakayım. Hadi Allah sana zihin açıklığı versin. Çok fazla koşturma. Terlemek de yok. Hadi gel. Güvende.
Ya hep birlikte mutlu bir aile oluruz? Ya da oğlum ve ben seni sonsuza kadar bırakır gideriz. Kamyonlar. Benim haberim olmadan yükleme olmayacak demedim mi? Cengiz abinin haberi var. Cengiz abinin haberi var. Nerede o? Çağır odama gelsin. Tamam. Hemen. Atölyedeyim. Müsaitsen kahveye bekliyorum, anlatacaklarım var. Beni çağırmışsınız Yılmaz Bey. Otur demedim. Benim iznim olmadan bu limandan giriş çıkış olmayacak demedim mi? Dedin. Bu ne? Ha, kamyonlar mı? O önceden planlı bir iş. Tamer Bey'in falan haberi var. Sen de anlayacağın programa uygun yani. Artık benim onayım olmadan burada hiçbir iş gerçekleşmeyecek. Anlaşıldı mı? Ya Yılmaz Bey, durduk yerde atarlanmanın bir anlamı yok. Ben bu limanın çok eski adamlarındanım. Biliriz biz de düzeni, işleyişi falan yani. Artık yeni düzen, yeni kurallar var. Bunu kafana sok. Bak Yılmaz Bey, sen buralarda daha yenisin. Sen bana güven, keyfini sür müdürlüğünün. Boş ver atın ya. Ya, öyle mi? Hem Kenan Bey de, Taner Bey de beni çok iyi tanırlar. Bilirler nasıl çalıştığımı. Ama şimdi biz seninle aynı dili konuşamayacağız. Zamanla sen bizim dilimize de, düzenimize de alışırsın. Yeni heves tabii. Olacak o kadar yani. Diyorsun. Diyorum yani. Peki. Bir daha seni bu limanda görmeyeceğim. Defol git. Nasıl yani? Kovuldun. Kovuldun mu? Mahmut'a söyle, arabamı hazırlıyorsun, çantamı alıp çıkıyorum. Tamam, hemen söylüyorum. İki günlük adam.
Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Sen kim oluyorsun da beni kovuyorsun be adam? Vallahi şeytan diyor ki... Cengiz abi tamam, Cengiz abi tamam diyorum ya. Ben de diyorum, bu iş bende tamam. Vereyim bir şey istiyorsan bir tane daha iç. Neyse, çay falan içmeyeceğim. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Ne var lan Salih? Taner Bey. Bizim bu yeni müdür daha ilk günden neler yapmış neler. Cengiz abiyi kovmuş, haberin olsun. Bak sen de iyi. İlk günden başımıza patron kesildi. Ben onun ayarını vereceğim Salih, sen rahat ol. Kapat şimdi telefonu. Alo. Kenan baba, müsaitseniz halletmemiz gereken önemli bir konu var. Onun için aramıştım. Ne oldu Taner? Söyle. Bizim bu yeni liman müdürü ortalığı karıştırmış. Bizim emektar Cengiz'i işten kovmuş. Kenan baba, Cengiz bizim yıllardır limandaki sağ kolumuz, emektarımız. Hani böyle şey mi olur? Diyorum ki ben gideyim bu Yılmaz'la bir konuşayım, meseleyi halledeyim. Ne dersiniz? Hayır, sen karışma. Ben konuşurum. Deryan'ı çağırınca koşa koşa geliyorsun ha. Yaktım seni Taner Efendi. Derya. Aa Taner, hoş geldin. Hoş bulduk. Mesajını alır almaz geldim. Mesaj? Aha. Ben sana mesaj atmadım ki. Evde unutmuşum telefonumu. Ya ben araba kullanırken yanlış gördüm herhalde Derya. Olabilir. Hem fena mı? Bu bahaneyle seni ziyaretine gelmiş oldum işte. İyi oldu, hoş geldin. Aa, otelin fotoğraflarını çektim. Onları web sitesine yükleyeceğim, sana göstereyim öncesinde. Önden şöyle bir şey aldım. Şu var. Şu da var. Bence bu daha güzel. Değil mi? Aa! Hoş geldin karıcığım. Aa abla, hoş geldin. Ya bugün de herkes geçerken bana vuruyor. Taner'ciğim. Bakıyorum o yoğun programını ara verip böyle kaçamaklar yapabiliyorsun. Biz de otelin web sitesi için çekilen fotoğraflara bakıyorduk abla. Ya! Oo abla, sen de sanatçımızın sergi öncesi ziyarete mi geldin yoksa? Yo. Alışverişe çıkmıştım ben. Geçerken öyle bir uğrayayım dedim. Ama meğer herkes buradaymış, bir tek benim haberim yokmuş. Ha abla bak. Ya iyi de bir de şuna bak. Ne güzel işte. Sen de buradasın. Ya Allah seni inandırsın abla. Adamı böyle öpüp işle diye uğurlamayı özledim ya ben. Haklısın kızım, ne diyeyim ben sana? Senelerdir bir baltaya sap olamadı benim bu kardeşim. Şu belediyedeki iş iyiydi. Ama illa her şeye burnunu sokacak. Sonra ben söyleyince kötü oluyorum. Kızım boşuna dememişler can çıkar huy çıkmaz diye. Çocukluğunda da böyleydi. Kaç yaşına geldi hala aynı yaramazlık, aynı alt takke ver külah hesapları. Aynı. Ben artık evin cirliğini, düzenini falan düşünmüyorum. Hani babasının adı çıktı diye kıza görücü falan da gelmez oldu. Kız kaç yaşına geldi hala evde? Şöyle
güzel bir kısmeti çıksa kızcağızım da evini köyünü bilse çok güzel olur ama işte. Kaç tane nişan attı? Hep o Tuncer'in yüzünden. Öf. Yenge. Ay canım. Hoş geldin Elifciğim. Hoş bulduk. Ne yaptın? İyi. Anne, bıraktım seninkini okula. Ay nasıl heyecanlıydı, nasıl mutluydu bir görsen. Ay, ay yerim ben onu. Kuzum benim ya. Kız o ne tatlı şey öyle maşallah. Çok da akıllı. Akıllıdır benim oğlum. Yalnız dün gece biz nasıl korkuttu bir bilseniz. Kız ne oldu? Ay sen akşam top oynayacağım derken o topun üstünde bas, düş, kaşını patlat. Ah Elif, ah Elif. Söylüyorum ben size. Anne tamam başlama. Zaten aklıma gerçi fena oluyorum. Tamam. Geçmiş olsun yenge. Ya sağ ol yenge. İki dikiş attı doktor ama sen gel bir de bana sor tabii. Neyse tamam bununla gelmiş gitmiş olsun diyelim de biz. Evet. Ama bak ben bu şeyci kurşuncu Betül'ü çağırayım bir hepinize birden kurşun döksün. Vallahi bak bak insanın en çok kendine nazarı değer. Değer. Ay anne ayarlasana. Ama bak Yılmaz hiç sevmiyor böyle şeyleri. Yani Yılmaz'ın olmadığı bir zamanda geliverir Betül teyze. Hem kurşun döker hem de bize okuyup üfler azıcık. Tamam hallederim ben. Sen bize iki çay koysana. Tamam getiriyorum. Dilek. Artık beni hiç şaşırtmıyorsun biliyorsun bunu. Ne diyorsun Taner? Entrikalarından bahsedeceğim. Ne entrikası? Derya'nın telefonu. Verdin mi kıza ya da vermeyi düşünüyor musun? Derya'nın telefonu niye bende olsun ki? O senin kardeşin be. Ama kardeşine böyle tezgahlar kuran... yıllar önce bana tezgah kurmuş şok mu? Değil mi? Taner ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. O kadar güzel anlıyorsun ki. Ama neyin peşindeysen artık uğraşma. O hastalıklı zihninden ne geçiriyorsan artık nafile. Taner yeter ama. Düzgün konuş benimle. Çalışanın yok senin karşında. Sen benim düşündüğümden daha paranoyaksın. Biliyor musun? Kendine bir an önce çeki düzen verme zamanı gelmedi mi? Ben de tam olarak onu yapıyorum kocacığım. Yine ne var Salih? Sordum, soruşturdum. Bu yeni müdür bizim Tuncer'in damadıymış. Hangi Tuncer? Ya bu şey yok mu? Benim mülteci işinde kullandığım Tuncer yok mu? Ha. Şu bizim üçkağıtçı uzun Tuncer. Aynen. O Tuncer'den bahsediyorum. Diyorum ki Tuncer üzerinden yoklasak mı Yılmaz'ı? Ben ona para falan teklif ederim. Bak gelir oltaya merak etme. Ne diyorsun beyim? Bir dene bakalım. Oltaya gelir parayı alırsa adını rüşvetçi diye çıkartırız. Toptan kurtuluruz heriften. Dene. Aynen. Eyvallah. Yapıyorum o zaman. Tamam. Tamamdır. Şşş. Boşu al boşu. Tuncer abi. Oo Salih. Abi ne haber? Oo Salih ne haber ya? Sağ ol abi. Ne yapıyorsun iyi misin ya? Nerelerdesin görünmüyorsun hiç. İyi vallahi ne olsun koşturuyoruz işte. Ya Salih benim şu borç için şey yapıyorsan ben onu sana ödeyeceğim de bu aralar elim biraz darda. Olur mu ya? Sana şimdi paranın lafı neden oldu mu? Sıkıntı yok. Ne yapalım meyhaneye falan gidelim bir tek atalım ya. Eyvallah olur içelim. Olur değil mi? Olur. Hadi gidin. Ya hadi buyur. Kaşın nasıl oldu? Acıyor mu? Acımıyor ama kaşıntısı var. Bak kaşıntısı varsa bu iyi haber. Demek ki iyileşiyor. Biliyor musun? En arkadaşım Ali oldu. Ama babası yokmuş. Onu çok özlüyormuş. Sen gitme oğlum baba. Keşke olsa da seni hiç bırakmasın.
Ama seni öz annenden nasıl ayrı koyarım bu oğlum? Allah'ım bana yardım et. Çok fazla kırıp dökmeden bu işi halledebilmeyi nasip et. Ya sizin şu damat var ya, damat Yılmaz. Hı hı. Nasıl biri abi o? Yani senin aran nasıl onunla? Yılmaz'la. İyidir. İyidir bizim aramız onunla. Aramızdan su sızmaz. Bir dediğimi iki etmez sağ olsun. Kızımızı almış. Olacak o kadar. Hayır. Allah Allah. Sen hayırdır? Hayır be abi, hayır, merak etme. Ufak bir meselemiz vardı bizim, biliyor musun? Onunla. Onu bir halledelim diyorum. Sen araya girersen, konuşursan onunla, aran iyiymiş madem, ha? Ufak ufak sen de bundan ne alır mısın, hafif hafif? Ne dersin? Diyorsun. Aynen öyle diyorum. Olur tabii ya. Aman girerim araya, ne olacak ki? Sen anlat bakayım bu mevzuyu bana, neymiş? Mevzu? He. Bir yiyelim içelim, bir demlenelim, ben sana anlatacağım mevzuyu, merak etme. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum buz getir buraya. Eline sağlık Sultan. Hah, çıkıyor musunuz? Sultan abla ya, ben resim çantamı mutfakta mı unuttum? Bir baksana. Çıkıyoruz şimdi. Derya, kaçta gelelim akşam? Vallahi biz afişlere 7 yazdık ama tabii siz erken gelin. Bak geç gelip beni orada tek başıma bekletmeyin Dilek. Saçmalama, ne geç gelmesi? Ben şimdi otelde her şeyi organize edip erkenden meydana gidip her şeyi hazırlayacağım. Tamam. Damlacığım, bu çalışma aşkın benim gözlerimi yaşartıyor. Vallahi bunca işimin arasında senin bu alaycı konuşmalarını hiç çekemeyeceğim, kusura bakma. Ne dedim ben şimdi, hemen üstüme çullanıyorsun ya? Baba ne dedim ben şimdi? Zaten ağzımda kuş tutsam ikinize de yaranamam. Uzatmaya gerek yok. Sultan abla, buldun mu? Buldum canım, geldim. Kontrol etmem gereken şeyler var. Ya panik yapma, her şey kontrol altında. Damlacığım, panik yapmıyorum, iyiyim ben. Tamam? Tamam. O zaman ben çıkıyorum. Zaten akşamı görüşeceğiz. Ben de sana geliyorum. Tamam, gel hadi görüşürüz. Tamam kızım. Baba görüşürüz. Görüşürüz kızım. Yasıca baban yüzünden düştüğümüz durumlara bak be. Abdest alacak su yok. Su faturasını ödememiş. Bak adam geldi mühürledi saati. Şu genç yaşımda kuruttunuz beni, kuruttunuz. Bir susuzluktan kokuşmadığımız kalmıştı, o da oldu. Ne zaman açtıracakmış anne? Ne bileyim ben be. Babanın ipiyle kuyuya mı inilir? İş bulmak bu krizde kolay mı diyor. Ama bütün gün kahvede lak lak tak 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 tak. Ne yapacağız? Şu müzeyinin torunu için ayırdığım bir çeyrek altın vardı. Onu bozdur. Su parasını öde gel. İyi, tamam. Bak paranın üstüne harcama. Ya tamam anne. Gel. Sultan abla beni çağırdığını söyledi Kenan baba. Gel Taner, gel. Otur şöyle. Erkek erkeğe bir sohbet edelim bakalım. Buyur Kenan baba. Bak Taner. Dilek'le aranızdaki bu çekişmeden son derece rahatsız oluyorum, haberin olsun. Biliyorsun, benim hayatta en değer verdiğim şey kızlarım. Onların mutluluğu için yapamayacağım şey yok. Dilek'le aranızda ne varsa konuşup halledeceksin. Ama Kenan baba... Aması falan yok. Evladım, iş, güç, bunların hepsi geçici. Kalıcı olan tek şey ailedir.
Ben konu Dilek olunca biraz daha hassas oluyorum. Dilek ne Derya'ya ne Damla'ya benzer. Annesinden dolayı yaralı bu kız. Bu onu huysuzlaştırıyor. Biliyorum, kolay biri değildir. Ama yüreği temizdir, kalbinde kötülük yoktur benim kızımın. Tabii bilmez miyim Kenan Baba? Ben de dengeyi kurmaya çalışıyorum. Demek işlerin yoğunluğundan kaybolduysam. Tamam işte, sen şimdi işe güce bir süre ara ver. Ailenle ilgilen. Kadınlar jestlere bayılır oğlum. Git güzel bir hediyeyle Dileğin gönlünü al. Tamam Kenan Baba. Ha? En kısa zamanda gönlünü alacağım, sen merak etme. Aferin. Abi işte burası da teknelere bakım yaptığımız bölüm. Yaklaşık 4 ile 6 ay arası sürüyor. Arka tarafta da yedek parçaların bulunduğu hurdalık bir mekanemiz var. Arda ofise gel de seninle bu yeni uygulamalarla ilgili konuşalım. Takip sistemi, izinler, giren çıkan malların kaydı falan. Önemli konular yani. Tamam abi, nasıl istersen. Hepsi bunlar mı? Elimizdeki en güzel parçalar bunlar Tan abi. Özellikle istediğiniz bir şey varsa bakalım. Özellikle istemediğim bir şey var da. Bir saniye, sizinle ilgileneceğim şimdi. Tabii. Şuna da bakayım, şu ortadakine. Sence hangisi? Bana mı dediniz? Yani sen olsan hangisini seçerdin? Ha. Ay şimdi siz böyle deyince ben bilemedim. Şunu boynumda denememe izin verir misin? Ay şimdi bilmem ki nasıl olur. Evet Taner Bey, takılar kendini daha iyi gösteriyor öyle. Bak. Tamam. Siz takar mısınız o zaman? Oy. Vay bu. Bu çok güzel. Yani her kadın bayılır böyle bir şeye. Bence mükemmel seçim. Eşiniz çok sevinecek Taner Bey. Çok. Çok güzel bir tercih yaptınız. Güzel günlerde kullansın eşiniz. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Benim için zevkti. Buyurun, ne istemiştiniz? Ha. Şey. Ben bunu bozduracaktım.
geç. Nerede kaldın? Daha erken gelecek. Geldim, geldim. Bir fatura işim vardı da onu hallettim. Ay Elif, ne hayatlar var bir bilsen. Ya biz bir tane ufacık su faturası için çeyreklik altın bozduralım. Başkaları gelsin en pahalı mücevheri şak diye alsın karısına. Adalet mi bu be? Ne diyorsun Öznur? Kim ne aldı? Hiçbir şey anlamadım ben. Dur bak, ben de tanımıyorum. Şimdi ben bugün kuyumcuda işim vardı. Gittim kuyumcuya. Adam biri içeride. Gözümde bir yerden kesiyor ama çıkaramadım. Neyse böyle sen adam birdenbire bana dönüp sence hangisin demesin mi? Bana. Ben de böyle gittim aralarından en gösterişlisini seçtim, bu olsun dedim. Adam fiyatına bile bakmadan peki bu olsun dedi. Millette para var tabii. Para olunca da bakmıyorlar öyle fiyatına falan. Kız 20.000 lira. 20.000 gözümle gördüm. Ay Elif, aynı filmlerdeki gibiydi. Böyle çıkardı kredi kartını şırrak diye attı masaya. Şimdi bana bak. Sence bana da böyle bir kısmet çıkar mı dersin? Belli olmaz. Bakarsın çıkar. Ay Öznur, hızlı olmamız lazım. Akşam sergide ne giyeceğimize karar vereceğiz. Sen bu sergi işini biraz abarttın ha. Yani abartması. Kenan Beyler falan da orada olacak. Daha ilk günden kocamın patronunun karşısında mahcup mu edeyim? Yoksa kim takar sergiyi? Elif, ister misin bana da bir kısmet çıksın şu sergide? He. Sen böyle el üstünde otururken koca bulunur sanıyorsun değil mi Öznur? Bu ne demek be? Kızım, hedefi belirleyip kafana koyacaksın. Öyle armut piş, ağzıma düş olmaz. Rahatsız etmiyor muyum Az abi? Gel Arda, gel. Şu yeni sevkiyat planını getirdim de. Ver. Ha Arda, müsait zamanda şu ekibi topla da bir konuşma yapacağım. Baş üstüne abi. Bu Cengiz olayından sonra tedirgin olmuşlardır. Bugün öğlen paydosunda yemekte Rıza Usta bana dert yanmıştı. İşte Yılmaz Bey beni işten çıkaracakmış, doğru mu diye sordu. Tahmin ettiğim gibi. Abi sen öyle Cengiz'i apar topar kavunca sıranın kendilerine gelmesinden korkuyorlar. Cengiz iş ahlakı olmadığı için kovuldu. Neyse sen mesai bitiminde herkesi bir topla. Ben gerekli konuşmayı yaparım. Tamam abi, çok iyi olur. Kolay gelsin. Hadi sana da. Ay Elif, pek güzel oldu bu yuva işi. Evet evet, gerçekten çok iyi oldu. Evet çocuklar, birazdan anneleriniz babalarınız sizleri buradan alacaklar. Ama önce size söylemek istediğim bir şey var. Herkes buraya toplansın, hadi bakalım. Evet çocuklar. Sudeciğim gel yanıma. İçinizden biri arkadaşına yanlışlıkla zarar vermiş. Şimdi kim yaptıysa lütfen öne çıkıp ondan özür dilesin. Hadi bakalım. Sudeciğim, sen söylemek ister misin bize kimin yaptığını? Sudeciğim, söylesen iyi olur. Sana kim zarar verdiyse özür dilemesini öğrenmesi gerekir. Hadi Sude, hadi. Anneciğim, sen mi yaptın? Hayır anne, ben yapmadım. Umut çok uysaldır, yapmaz öyle şey. Çocuk bunlar, olur böyle şeyler. Hadi özür dile Umutcuğum. Özür dilemem, ben yapmadım. Biliyorum, biliyorum anneciğim seni yapmadığını. Çocuk yapmadım diyor, niye özür dilesin? Ne yani, bizim çocuk mu yalan söylüyor? Bilemeyeceğim o kadarını. Umut yalan söylemez. Neyse, şimdilik büyütmeyelim bu konuyu. Yarın eşinizle birlikte gelirseniz konuşuruz. Öğretmen Hanım, geleceğiz. Geleceğiz zaten. Ama benim oğlum yalan söylemez diyorum. Yapmadım diyorsa yapmamıştır. Siz neden inatla burada herkesin içinde çocuğa özür diletmeye çalışıyorsunuz?
Peki peki. Siz yine de yarın gelmeyi ihmal etmeyin, olur mu? Ya ben ne diyorum, o ne diyor ya? Yürü, yürü oğlum, gidiyoruz, yürü. Onlar masanın üzerine şimdilik. Birer tane hepsine. Şöyle. O bahsediyor. Otelimizin başarılı müdüresi de buradaymış. Hoş geldiniz Kenan Bey. Yetişecek mi akşama? Yetişecek. Her şey yolunda. Sakiniz. Damla çok yardımcı oldu. Çok güzelsin. Her zamanki gibi. Sevgilime güzel görünmek için uğraştım tabii biraz. Bence vakti geldi. Artık kızlara bizden bahsedelim diyorum. Yani o gün bugün mü? Bugün değilse de en kısa zamanda. Babacığım. Damlacığım. Nasılsın? Ne zaman geldin? Biraz önce. Hoş geldin. Canım benim. Bakın nasıl organize etmişim, göstereyim size. Hadi gelin. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Ya masa örtüsüne kadar kendim seçtim. Bütün mumları, çiçekleri. Beğendiniz mi Kenan Bey? Çok estetik Damla Hanım, elinize sağlık. Kusura bakmayın efendim. Damla Hanım, şamlanları nereye koyalım? Gel göstereyim, şuraya koyacağız. Biraz arasından mesafeli koymanı istiyorum. Kenan, sen az önce söylediğinde ciddi miydin? Aysel'cim, bir anlık heves yaşımızı geçeli çok olmadı mı? En kısa zamanda çocukları açacağım. Birlikte açacağız. Aysel abla, bir bakar mısın? Geliyorum. Ben ya yardım edeyim. Görüşürüz. Tamam. Ay hala, o kadının gudubet bakışlarını görecektin yani. Tıpkın diyor, çocuğun anası değil mi? Ay ne bileyim Öznur, öyleydi herhalde. Allah'ım, kalkmış o bacaksız kız da onu suçluyor. Ha. Yalnız öğretmen de az değil. Daha ilk günden benim çocuğumu düşürdüğü duruma bak. Ay sen öğretmensin ya. İşin aslını astarını araştırmadan herkesin içinde benim çocuğumu nasıl suçlarsın öyle? Şş, Elif. Anneanne, ben bir şey yapmadım. Ay yapmadın tabii kuzum, biliyorum ben seni, biliyorum. Biliyorum kuzucuğum benim. Ama kızıyı sevmiyorum. Aa, öyle deme ama. Kızlarla da arkadaşlık et. Öyle kız erkek diye ayırma, olur mu? Ha, futbol oynamayı bilmiyor lan diye yalancılar. Ay ay ay. Anne. Ay. Prensesim, hoş geldin. Hoş geldin. Prenses. Aa. Bu ne? Umut. Dur, dur kızım. Gülnaz, ne bu? Dilek Hanım, yuvaya yeni başlayan bir çocuk var. Hatta Sude herkesin içinde gösterdi çocuğu bu yaptı diye. Ondan sonra ben... Gülnaz? Bütün bunlar olurken sen ne yaptın? Köşede bostan korkulu gibi durdun mu? Dilek Hanım, oğlanın annesi tam bir edepsiz. Benim oğlum öyle şey yapmaz falan diye bağırışınca ben de... Sen de korktun fıstın değil mi bir köşeye? Sana çocuk emanet eden de kabahat zaten Gülnaz. Çekil, gözüm görmesin seni. Bugün görünme gözüme. Dur aşkım, dur. Bakayım bir, dur. Taner, hemen eve gel. Ya okulda bir çocuk Sude'yi sıkıştırmış, çocuğun boynu kıpkırmızı. Hemen gel. Of kızım, Dilek ne oluyor yine? Bütün ev inliyor sesinle. Baba daha ne olsun ya? Okulda bir tane çocuk, sen gel Sude'yi sıkıştır, boynu kıpkırmızı çocuğun. Prensesim gel bakalım sen dedenin kucağına. Ne oldu oraya? Ha? Sultan. Buyurun. Krem falan getir, morarmasın daha fazla. Tamam, hemen getiriyorum. Sen de bağırıp durma. Çocuk korkuyor, görmüyor musun? Baba bir doktora falan mı gitsek acaba? Yok kızım, yok, gerek yok. Telaş etme o kadar. Doktorluk bir şey yok bunda. Ya baba nasıl yok? Nasıl telaş etmeyeyim? Resmen okulda şiddet görmüş çocuk.
düşünürsün Ezim. Şimdi hemencecik geçer, tamam mı? Oo, şimdi geçecek. Ama ben günlerini gösteririm onlara. Bak gör neler yapacağım. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki, dürüstçe çalışan herkese burada iş var. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamaya gelmedim, beni yanlış anlamayın. İşimizi ahlaklı bir şekilde yapacağız ve ekmeğimizi bu limandan kazanacağız. Anlaşıldı mı? Yani başka kimse çıkarılmayacak mı müdürüm? İşini doğru düzgün yapan kimse çıkarılmayacak. Söz veriyorum. He ama Cengiz gibi iş ahlakına uymayan davranışlarda bulunan her kim varsa karşısında beni bulur. Beyler ben size güveniyorum. Siz de benim adaletime güvenin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Dağılabilirsiniz. Yoksa bana sergi açıyorum diye. Kızma. Kızma Deniz'im. Kızma. Özür dilerim. Özür dilerim oğlum. Özür dilerim Deniz. Özür dilerim oğlum. Seni çok özledim. Çok özledim. Çok özledim. Kenan Bey ortanca kızı değil mi? İki göz iki çeşme. Kaç senedir toparlanamadı gitti, yazık, kolay değil. Evlat acısı. Evlat acısı. Kolay değil. Aa, evlerden bırak. Saldırmışlar diyorum, senin umurunda bile değil. Ne saçmalıyorsun Dilek? Basit bir çocuk dalaşmasıdır. Sen öyle san. Bak Tener, itiraz istemiyorum. Yarın okula gidiyoruz ve Sude'ye bunu kim yaptıysa onu okuldan atıyorlar. Yok artık Dilek, o kadar da değil. Bak bakalım ne kadarmış. Eğer onları dünyayı dar etmezsem benim de adım Dilek değil. Dilek.
Elindeki ne senin? Gel. Sana hediye aldım. Al. Taner, bu çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Beğendim de... Eğer erkekler eşlerine böyle durduk yere pahalı hediyeler alırlarsa bir günahları vardır Taner. Seninki ne acaba? Dilek. Hani birazcık mutlu olmayı denesen. Ha? Olmaz mı? Olur. Ama benim mutlu olmam için böyle pahalı hediyelere ihtiyacım yok. Sevildiğimi hissettirmen yeterli. Ve sen de bunu çok iyi biliyorsun Taner. Ayrıca tam babam tarzı bir jest. O mu akıl verdi sana? Aman be Dilek. Hediye alsam suç, almasam suç. Bıktım. Gerçekten bıktım. Ben duşa giriyorum. Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne hal? Bir şey mi oldu? Ya, bir şey olmadı. Yorgunum sadece biraz. Tamam. Gitmeyelim istersen. Yok, gidelim. Gidiyoruz. Peki, biz zaten hazırız. Sen de üstünü değiştir, çıkalım. Ha Yılmaz, bu arada Umut'u annemlere bırakırız demiştim ama. Yok. Umut da bizle geliyor. Zaten sen istemesen de gelecek. Hiç keyfi yok çünkü. Umut? Ne yaptın bugün okulda oğlum? Nereye? Ne oldu bu çocuğa? Anlatsana. Bugün sonuçta bir kızın boynuna bir şey olmuş. Kız da Umut yaptı dedi. Umut sıktı boynumu dedi. O öğretmen de hiçbir şey anlamadan dinlemeden direkt Umut'a yüklendi. Yarın ikimiz de okula bekliyorlar işte. Ama ben göstereceğim onlara günlerini. Sen bir sakin ol. Ben bir Umut'la konuşayım. Günümüz iyi geçmedi galiba. Baba yalancı dediler. Yalancı mı dediler?
Neden? Okulda almadım, tamam ya, söylemiyorum. Tamam. Zaten abiler yalan söylemez, öyle değil mi? Ama bak, eğer yaptıysan yaptım de. Kızmayacağım, söz. Ben yapmadım ya, yalancı okul. Ben doğru söylüyorum. Tamam. Tamam, benim oğlum doğru söylüyorum diyorsa doğru söylüyordur. Haksız dün baba, vallahi ben yapmadım. Tamam. Burada mı durdun? Merhaba. Birazdan görüşürüz. Baba, hoş geldin. Hoş buldum. Harika. Hoş geldiniz. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Derya'cığım, vallahi beklemiyordum bu kadarını. Çok güzel olmuş. Aferin sana Damla. Damlacığım kısa zamanda harikalar yarattı. Evet Damla, kocaman bir öpücüğü hak ettin kızım. Vallahi ben bu sanat sepet işlerinden pek anlamam ama Derya, bunlar gerçekten çok güzel olmuş. Taner'cim daha fotoğraf bile görmedin. Neyini beğendin acaba? Derya'nın elinden kötü bir şey çıkmaz Dilek. Değil mi? Senin için hiç kolay olmadığını biliyorum. Çok cesur bir adam. Seninle gurur duyuyorum kız. Derya'cığım, yani uğraşmışsın, çekmişsin. Ama biraz karanlık mı fotoğraflar? Yani ben olsam alıp evime asmayayım. Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Tanıştırayım, Elif eşim. Merhaba Elif, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Kim bu delikanlı? Umut. Merhaba Umut, ben Kenan. Merhaba. Harika bir adın varmış. Babasından daha yakışıklı. kızınızın sergisiydi değil mi? Evet, ortanca kızım Derya'nın sergisi. Bence güzel fotoğraflar var. Lütfen keyfinize bakın, izninizle. Umut nerede? Bak şurada. Yeni arkadaş buldu kendini. Kaşla göz arasında. Yılmaz bakalım mı biraz şöyle? Öznur. Bakıyorum da bayramlıklarını giymişsin. Ha, kızım ilk defa sergi şeysine giriyorum. Olacak o kadar. Ne haber Yılmaz abi? İyiyim, sağ ol. Şimdi bu Kenan Bey'in kızı hangisiymiş yani? Kimmiş? Kenan Bey'in kızı. Bak hemen şurada, en sondaki. Ha, siyahlı olan. Evet, siyahlı olan. Merhabalar. Merhabalar. Öznur ben. Derya. Elif, tanıştırayım Derya. Merhabalar, hoş geldiniz Derya. Merhaba Elif, memnun oldum. Ne kadar güzel fotoğraflar çekmişsiniz. Aa, beğendiniz mi? Yani vallahi aslında pek benlik değil. Ama ben çok fotoğraftan anlamam. Yani hem sanat zaten kişiye göre değişken bir şey. Siz bunu okudunuz mu? Üniversitede fotoğrafçılık mı okudunuz? Yok, ben fotoğrafçılık okumadım. Alaylıyım diyebilirim. Yani zaten bu okunacak bir şey de değil. Ben de böyle kafaya taksam, çıksam dışarı. Bir sürü güzel fotoğraf çekerim, öğrenirim herhalde. Aa, ben müsaadenizi istesem, ilgilenmem gereken konuklarım var da. Tabii, tabii.
gelmeyeceksin diye o kadar korktum ki. Ya aşk olsun. Ben senin böyle özel bir gününde gelmez miyim hiç? İşte bir şeyleri ayarladım geldim ama mesafeler bence gelebildim. Olsun. Kız bu havalı şeydi ki. Anam bunların da tanıdığı herkes artist gibi. Serap inanabiliyor musun ya? Fotoğraf sergisi açtım. Vallahi helal olsun Derya'cığım. Ama geç bile kaldım biliyor musun? Baksana harika şeyler var burada. Sahi mi Serap? Ya sahi tabii. O kadar mütevazısın ki. Yeteneğinin farkında değilsin sen. Ben seni çok özledim. Ben de seni. Şu sergi bir bitsin. Ben seni sorguya alacağım. Tamam. Oo, ağır misafirimiz de gelmiş. Hoş geldin Serap. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Böyle hemen gelip gidiyormuşum gibi olacak ama Derya'yı 5 dakikalığına almam lazım. Birileriyle tanıştıracağım da. Tamam tabii ki. Bir yere kaybolma, ben hemen geliyorum. Tabii tabii. Ablam Derya. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. İlgilenmem gereken konuklarım var. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Beğendiniz mi gerçekten? Yani pek iç açıcı oldukları söylenemez ama. Yok, ben çok beğendim. Ben çok teşekkür ederim, sevindim. Yani aslında insanlar beğenir mi düşüncesiyle çekmedim hiçbirini. Yani ne hissedersem onu çekmeye çalıştım. Ya biraz depresif bulanlar var tabii. Depresif mi? Hı hı. Aslında biliyor musunuz, bence bu yorumlar da benim çok iç karartıcı ve sıkıcı biri olduğumu söylüyorlar. Ama ben buyum. Ya bence hepsi gerçekten çok güzel. Organizasyon da çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Size haksızlık etmişim. Bir tane beğendim. Pardon, anlamadım. Demin demiştim yani bana biraz iç karartıcı geldi diye. Bir tane beğendim. Ha, öyle mi? Evet, şu. Şu bana biraz daha ferah geldi. Daha güzel geldi. İçinde çocuklar var. Bu çocukların enerjisi de hiç bitmiyor. Derya Hanım, sizin çocuğunuz var mıydı? Yok, maalesef. Ben müsaadenizi istesem. Sen ne kadar soğuk bir kadın. Ağzından lafları kerpetenle almaya çalışıyorsun sanki. Ama hayat ona güzel. Baksana. Dert yok, tasa yok. Gel keyfim gel. Tanıyıp tanımadan yorum yapma. Fatime. Sağ ol ablam. Afiyet olsun kuzum. Ablam sağ olasın. Afiyet olsun canım. Enişte, hayırlı olsun. Damat da limana müdür olmuş ha. Artık sizin sırtınız yere gelmez vallahi, diyeyim bak. Allah Allah. Niye sırtımız yere gelmeyecekmiş Tuncer? Sen de bir alemsin yani. Ya ben ne dedim şimdi enişte? Sizin iyiliğinize söylüyorum. Koskoca Kenan Akar'ın gözdesi o liman. Onu boş ver de. Kaç para maaş alıyormuş? Bana bak. Ne maaşının merak ederiz ne de biliriz biz onu. Bence sen de el alemin kazancını merak edene kadar çalış,
kendi rızkının peşinden git. Aman be abla, hep aynı laf. Karşılaşmıştık. Ha. Yine karşılaştık. Değil mi? Eşiniz beğendi mi kolyeyi? Bilmem. Beğenmiştir herhalde. Nasıl? Bir şey demedim. Yani ben öyle bir kolyeyi görsem havalara uçardım herhalde. Takdir eden var, etmeyen var. Değil mi? Etmiştir canım. Yani hangi kadın öyle bir kolyeye karşı koyabilir ki? Sen galiba bekarsın. Evet. Aa, çok mu belli oluyor böyle? Yani halinden, tavrından biraz belli. Hem evlilik senin zannettiğin kadar öyle eğlenceli, keyifli bir şey değil. Merak etme, pek fazla bir şey kaçırmış değilsin. Yok canım. Evlilik güzel şey. Hem ben bir erkeği sevdiğim zaman heyecanımı asla kaybetmem. Fenerciğim, babam nerede? Görmedim Dilek. Arkadaşın ki? Arkadaşım... Merhaba, Öznur ben. Merhaba. Ben seni bir yerden hatırlayacağım ama... sen bizim Esra'larda çalışıyordun değil mi? Yok. Hayır, çalışmıyorum Esra'larda ben. Neyse, ben biraz daha gezineyim sergiyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dilek, bu ne şimdi? Ne yapayım, kız Esra'nın temizlikçisine benziyorsa suç benim mi yani? Sen hakikaten inanılmaz birisin. Siz olmasanız. Bir şey yapmadım ben, rica ederim. Nasıl oldu böyle birdenbire ya? Ha? İyi olan iyi. İyi Kenan Bey, iyi. Anneciğim, niye dikkat etmiyorsun? Ne kadar korktum biliyor musun? Elif, tamam. İyi, iyi, korkmuş sadece. Kenan Bey, kusura bakmayın böyle bir şey yaşattım size. Olur mu canım şey? Müsaadenizi isteyelim biz. Tabii tabii tabii. Gel bakalım bana. Hadi geçti. Tekrardan hayırlı olsun. Korkuttu bizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah.
Serap da direkt odasına geçti. Yoruldu herhalde. O dayanamaz hiç uykusuzluğa. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de yoruldum. Ayaklarıma kar sular indi ama değdi. Ya köyceğiz, köyceğiz olalı böyle bir hareket görmemiştir resmen. Ya sen var ya, ayağın tozuyla gelip beni böyle apar topar bu işe kattın ya. Teşekkür ederim. Ya istesem, kafaya koysam yapamayacağım şey yok diyelim. Ya neyse, sergi nasıldı sen onu söyle. Çok güzeldi canım, daha ne olsun. Mükemmeldi her şey, eline sağlık. Ya bir de şu tatsız olay olmasaydı. Ya Allah'tan gördün. Son anda nasıl kurtardın, helal olsun valla. Ya bir anda öyle nasıl yola fırladı ben de anlamadım. Aklım çıktı. Küçücük çocuk işte, topun peşinden gitmiş. Deniz'im de yaşasaydı o yaşlarda olacaktı tam. Derya Hanım, oğlunuz güvende, sağlıklı ve mutlu. Merak etmeyin.